Merhaba Dursun abi. Neredesin ya? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Bizim Beyazıt Hoca nerede ya? Buradayım. Hiç teklif etmedim sana gel vaaz et diye. Şimdi değerli kardeşlerim, 14. ayete gelmiştik. Enam suresinin geçen hafta 13. ayeti bitirmiştik. Allah-u Teala haliklik sıfatının açılımlarını yaptı bu Enam suresinden bu ayete kadar. Baştan itibaren gökleri ve yeri yarattığını, insanı topraktan yarattığını filan bahsettiği bu konuları ele aldı, getirdi. Şimdi onun fatırlık sıfatını ele alacak ve peygamberimize şöyle de insanlara diyecek, bir ders verecek şimdi bize. Bu dersi biz de dinleyeceğiz. Gul de ya Muhammed insanlara. E gayrallahi, Allah'tan başkasını mı ettehidu edineyim, veliyen veli edineyim, veli edineyim. Kim bu Allah, bu veli? Fatırı semavati velav, gökleri ve yeri yoktan yaratan. Halik var olan bir şeyden bir şeyi yaratmaktır. Fatırsa sıfırdan yaratmaktır. Yokken yaratmaktır. Ve huve, o Allah yut'imu ve la yut'am. Kendisi doyurur, kendisi besler ama kendisi asla doyurulmaz, beslenmez. Bir gıdaya ihtiyacı yoktur. Bitirelim ayeti, döneceğiz, açıklayacağız. Kul de ya Muhammed, gene de. İnni ümirtu, bana emrolunuyor. En ekûne olmam, evvele men esleme. Teslim olanların ilki olmam emrediliyor. Ve la tekûnenne minel müşrikin, ve müşriklerden olmamam bana emrediliyor. Allah tarafından. Böyle bir ayet. Şimdi bu ayetin açılımını yapalım, açıklayalım, analizini yapalım. Şimdi yukarıda yaratma sıfatlarını anlattı ya, Allah-u Teala peygamberimizi görevlendirilmesinden bahsetti, kendi zatına merhameti, rahmeti yazdığını söyledi filan filan, kıyamette bizi toplayacağını söylemişti, geçen hafta konuştuk. Şimdi bu sefer ben Allah'tan başkasını mı veli edineyim? Veli ne demek? Veli, veli sahip çıkmak anlamına gelir. Sahip çıkmak. Tanrı anlamına gelir. Tanrı, veli. Koruyan, muhafaza eden anlamına gelir. Veli adam, dost. Yani insani manada düşündüğümüz zaman sırtını dönebileceğin, en kıymetli şeyini emanet edebileceğin kişiye dost denir. Arkadaş başka bir şeydir, dost başka bir şeydir. Daha evvel söylemiştim size. Allah'ın arkadaşı yoktur ama Allah'ın dostu vardır. Allah birilerine arkadaş olmaz ama Allah dost olur. Ela inne evliyallah. Ey dikkat edin, Allah'ın dostları. Ha. Demek ki bir insan Allah'a dost olabilir ama Allah'ı arkadaş edinemez. Arkadaşlık ayrı bir şeydir, dostluk ayrı bir şeydir. Dostluk arkadaşlığın çok daha ötesinde, çok daha yukarısında bir merhaledir dostluk.
Ama arkadaşlık başka bir şeydir. Arkadaşından ihanet de görebilirsin. Ama dost ihanet etmez. Allah kullarına ihanet etmediği için veli sıfatını alır. Onları koruduğu için, muhafaza ettiği için, onlara doğru yolu gösterdiği için, Kur'an gönderir, vahiy gönderir gösterdiği için velidir. Veli daima doğruyu gösterir. Asla kötüyü göstermez. Dost adam, dostuna daima iyi empoze eder. İyi gösterir. Onun için burada Allah kendini veli olarak gündeme getiriyor. Tabii bu velilik sıfatının açılımını yapıyor. Gökleri ve yeri yoktan yaratan Fatır sıfatını gündeme geçiriyor. Bu Fatır sıfatı veli sıfatının açılımıdır. Aynı zamanda efendim Fatır-ı semavati vel ard, göklerin ve yeri yoktan yaratan. Şimdi bir var olan bir şeyden mesela insanı Allah-u Teala topraktan suyu buluşturuyor. Hazreti Adem'i yaratıyor. Bizi de sperm alıyor erkeğin, kadını da yumurtasını alıyor, yaratıyor. Bu var olan bir şeyden bir araya getirip yaratma olaydı. Bu halikliktir. Fakat bir de sıfırdan yaratma var. Yani kainat yokken bu yaratma olayına fatırlık. Bu Arapça bu konuda çok hassas bir dil. Muhteşem bir şey. Yani fatırlık var, haliklik var, bedellik var, inşa var, cailak var. Kaç tane yaratmak kelimesi var kardeşim? 5 tane saydım bir anda ya. Bir anda. Böyle bir dil yok kardeşim. Yok böyle bir dünyada böyle bir şey. Yani bu vahyi ancak bu şekilde açıklayabilirsin. Yani bu dille ancak Rabça yaptı bunu Allah. Şimdi fatara sıfatının cüz'isini bize vermedi. Ama haliklik sıfatının cüz'isini bize vermiştir. Dolayısıyla şimdi şöyle düşündü Allah. De onlara. Gökleri ve yeri sıfırdan yaratan, yoktan yaratan bir Allah'a tam başkasını mı tanrı edineyim, dost edineyim? Şöyle soru halinde yürüyorum. Ve huve o Allah ki yut'imu ve la yut'am. Doyurur ama kendisi doyurulmaz. Kendisinin bir gıdaya ihtiyacı yok. Samet deriz biz buna. Kul huvallahu ahad, Allahu semedin anlamı budur. Ne demek samet? Hiçbir varlığa muhtaç olmadan varlığını devam ettiren demektir. Hiçbir şeye muhtaç olmadan varlığını devam ettiren tek varlık Allah. Samettir. Samet. Dolayısıyla burada kendisi doyurulmaz, kendisi de yemek verilmez. Çünkü doyurulan, yemek yiyen varlık tanrı olamaz. Varlığı kendi kendinden olmayan, kendi kendinden varlığını devam ettirmeyen bir varlık tanrı olamaz. Bizim gibi gıdaya ihtiyacı yok. Ama o doyurur sizi. O bütün varlıklarına, bahar geldi mi şimdi bu bahar, şimdi sofrayı kuracak Allah. Bahar. O sofraya o mikroplar bile oturacak, o böcekler bile oturacak, o sinekler bile oturacak o sofraya. O sofradan yemek yiyecek. Evet. Bütün canlıların sofrası kuruyor bu dünyada kurulacak. Bir sene devam edecek o yemek. Bir daha bahara kadar. Demek ki o yarattığı varlığın gıdasını da yaratmış. Bu dehşet bir şey. Demiştim ben size bunu. Unuttunuz belki. Ama söyleyeyim. Allah diyor kainatı 6 dönemde yarattım kainatı. 4 dönemini rızka ayırdım diyor. 4 dönemini. Bu canlılar hangi rızık yiyecek de varlıklarını devam ettirecek diye 4 dönemini ona ayırdım. Bütün kainatı yaratılışı 2 dönem ama rızıkların yaratımına 4 dönem ayırdım diyor. Nerede? O sıra. Dehşet bir şey bu. Yani bu rızkı yaratmak meseledir yani. Yarattığın varlığı besleyeceksin. Yani o belki o kertenkeleler, o yılanlar, o timsahlar, onlar da beslenecekler. Onların da vücut yapısına göre gıdaları olacak. Efendim
Nasıl olacak o iş? Bak şimdi burada ne diyor şimdi bak. Bak. Ve ceale fiha revasi min fevkiha. O yeryüzünün üzerinde dağlar yarattı. Ve bâreke fîhâ ve kaddere fîhâ ekvâtehâ fî erbâte eyyâm. Ekvâtehâ rızıklar demektir. Orada o yarattığı varlıkların rızıklarına 4 dönem ayırdım diyor. 4. Kainat 2 dönemde yarattım. Kolay mı yani? Bu vücudu beslemek için buna hangi gıdaların geleceği, bütün canlıların hangi gıdayla hayatını sürdüreceğini aman Allah'ım bir düşün. Bir tasavvur et. İşte ben buna diyor bu sofraya 4 dönem ayırdım. Ha bu kabuğa diyor ki fekallahunne seba semavatin fi yevmeyn. Göklere 2 dönem ayırdım. Ya olacak iş değil. Yani ben ürperiyorum yani bunları anlatılması bile zor yani insanı heyecanlandırıyor. Dehşet bir şeyin içerisindesin yani bu kainatı bir tasavvur edin bu canlıları ve bütün her canlının kendine has bir yemeği var. Bir gıdası var. Ondan varlığını devam ettiriyor. O mikrop bile, o stafilokok bile. O da beslenecek bir şey. Öyle. Şimdi ama ben yemeğe ihtiyacım yok diyor. Ben yediririm ama kimse bana bir şey yediremez. İhtiyacım yok. Şimdi kendisini böyle tanıttı Yüce Allah. Fatırlık sıfatıyla ve gıda verme sıfatıyla tanıttı. Ardından peygamberimize yine bir daha söyledi. Kul de inni umirtu en ekune evvele men nesle. Bana emroluyor. Rabbim tarafından bana emroluyor. Teslim olanların ilki olmam emrediliyor. Teslim olanların ilki. Yani bu ne demek? Evvele kelimesinin burada konması çok ilginç bir kelimedir. Kendisi teslim olmayan bir peygamber halkı Allah'a teslim ettiremez. Yani bu ne demektir? Bir hoca, bir öğretmen kendisi yaşamıyorsa İslam'ı onu öğrencisine yaşatamaz. Cemaatine yaşatamaz. Bayraktar Hoca burada söylediklerini yapmıyorsa cemaate bir şey yapamaz. Ne kadar sen samimiysen, ne kadar bu dini teslim etmişsen, Allah'a teslim olmuşsan, ne denli samimiysen dininde, o denli senin cemaatine etkin olur. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Onun için önce sen teslim ol bana. Ya Muhammed. Bu teslim kelimesi Hazreti Muhammed'in Allah'a teslim olmasının başka bir boyutu nedir anlamı? Hazreti Peygamber Tanrı değildir yani. O kendisi teslim olmak mecburiyetindedir. Kendisi kuldur. Bir abduhu ve resuluhudur. Peygamberin resullük sıfatı, abdlık sıfatı, kulluk sıfatı, peygamberlik sıfatına itaat etmek mecburiyetindedir. Peygamberi ikiye bölüyoruz. Birisi abd, birisi resul. O abd olan da o resulle uyacak. Evet. Bu benim çocuğumdu. Burada yıllar evvel söylemişim onu. Tefsire de yanlışım. Yani Hazreti Muhammed'in de peygamberi var. Kendisi. O peygamberliğin dışında değil o. Çünkü abduhu ve resulü diye kelime-i şehadete söylemiyorum. Ha o ab boyutu, kulluk boyutu ablık sıfatına, işte peygamberlik sıfatına uymak mecburiyetinde. Şimdi burada kendisi teslim olan bir varlığa teslim olunmaz. Bakın şimdi bir yerde sohbet ediyoruz. Sözüm ona hocalar. Ben dedi falan kişiye teslim oldum. Bir daha söyle dedim bakayım. Falan kişiye teslim oldum. Ne demek?
Peygamber'e teslim olunmaz ki. Allah'a teslim olunur dedim ya. Sen bırak peygamberi dedim, sen başka bir adama teslim olmuş. La bu teslimiyet dedim, peygamber olmaz, peygamber Allah değil, Allah'a teslim olur. Peygamber'e itaat edin, peygamber'e tabi olur. Teslimiyet Allah'adır. O bile Allah'a teslim olmak mecburiyetlidir, ayet böyle söylüyor. Şimdi bak, bak. Adam ne söylüyor görüyor musun? Şirk nasıl yaşıyor, şirk. O zannediyor ki peygambere saygı gösteriyor. Hiç alakası yok. Ve dinden çıkıyor. Böyle öğretmişler ona. Böyle demişler ona. Ya şu anda bak. Şimdi bunu aynı zamanda şeyde de şimdi bana bir soru sorsanız hocam yani bu teslimiyet nasıl oluyor bu Allah aşkına? Bir de bize bunu da diye bir soru sorabilirsiniz bana. Ben sorayım kendi kendime sizin adınıza buradan cevap vereyim buraya. Yani şimdi bu teslimiyet nasıl olacak? Hazreti İbrahim dedi ki İnni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime hicret ediyorum dedi. Başka bir ayette dedi ki İnni veccehtu vecihiye lillezî fetara's semâvâti vel ardı. Bütün benliğimle Allah'a yöneldim diyor. Bu nasıl oluyor? Bu teslimiyet nasıl olacak? Bunun da şartlarını veriyor şimdi. Şimdi bak burada şimdi ayet var karşımda. Bak şimdi okuyorum. Kul de ya Muhammed. İnni ümirtu. Bak burada da aynı ümirtu. Emrolun. En abudallaha. Allah'a tapınma. Allah'a kulluk etme. Muhlisan lehuddin. Dini Allah'a has kılarak. Sen dini kalkar da Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hasan'dan, Hüseyin'den alırsan sen Allah'a teslim olmadın. Sen başkasına teslim oluyorsun. Dini Allah'a has kılacaksın diyor. Ya Muhammed, dini bana has kıl. Sakın sen din uydurma ha. Din benimdir. İşte teslimiyet bu. Dini Allah'a has kılmazsak biz Müslümanlığımızı ispat edemeyiz. Allah'a, Müslümanlık demek Allah'a teslim olmak demek. Evet. Bakın şimdi. Devam ediyor. Ve umirtu li en ekune evvelel müslimin. Yine bana emrolundu. Müslümanların ilki olmam bana emrolundu. Oo. Bak. Yeni peygambere söylüyor. Peki ya Muhammed bunları yapmazsan ne olur? Yani dini bana has kılmazsan, sen kendi görüşlerine bir din ortaya atarsan ve teslim olanların ilki olmazsan ne olur biliyor musun? Onu da de. De onu da. Kul inni de ki ahafu korkarım ben. İn asaytu rabbi azabe yevmin azim. Akşam televizyonda bunu konuştum. Bu böyle bir ayette vardı Yunus suresinde. Büyük günün azabından korkarım Rabbime asi olursam. İsyandır bu diyor. Bana isyandır, bana ihanettir ya Muhammed. Dini bana has kılacaksın. Şimdi biz dini nerelere has kıldık bir deyim mi? Mezheplere, memlelere, memlelere, nokta, nokta, nokta. Onun için İslam aleminin iki yakası bir araya gelmiyor. Gelmez. Çünkü isyan ediyor. Bir daha, bir daha de ya Muhammed. Kaldık buraya, nereden geldik buraya? Gulin, gulillâhe. De ki Allah'a a'budu, kulluk ederim. Muhlisen lehu dini. Dinimi Allah'a has kılarak ona kulluk ederim. De bir daha, de. Peygamber'e söylüyor. Şimdi biz kime haskılıyoruz bu dini ben anlamıyorum. Mem hangi fıkhın yazarına, mem hangi ilmihalin yazarına, mem hangisine, mem hangisine, nokta nokta bunları doldurun. İmtihan edeceğim sizi. Ha. Şimdi Allah'a teslim olmanın başka bir görüntüsü Allah'la barışık olmak demektir. Çünkü silm kelimesi
teslim olma kelimesinin barış, birinci manası barıştır. Sil. İslam kelimesi bundan gelir. Barış dini demektir. Bizim dinimizin adı barıştır. Şimdi yani Türkçe, İslam kelimesini Türkçe deseler sana Bayraktar Hoca'nın talebesi olarak, doçentsiniz. Doçentlik sınavına sorsam onu ne diyeceksin? Ha, benim dinimin Türkçe adı barıştır efendim. Bizim dinimizin adı barış. Şimdi terörizmle karşı karşıya, İslam terörizmi. Bak. Demek ki Allah'la barışık yaşıyorsak, ha ona teslim olduk demektir. Barışık değilsen Allah'la, sen Allah'a teslim olmadın. Sen Allah'la kavga halindesin. Barışın yok senin. Aşk. Bu kelimeden çıkıyor bu kelime de ha. Kelimenin kendisi söylüyor onu. Yani yontarsak bu silm kelimesini barış, güven, teslimiyet, efendim rahmet manaları vardır. Selamun aleyküm diyorsun ya selam. Bize rahmet diliyorsun. Bu hep bu kelimeden geliyor bunlar. Bu kelime doğuruyor. Dört tane büyük evladı var bunun. Dördüzler doğuruyor. Bu kelime, bu silm kelimesi. Dördüzleri var. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Şirk koşanlardan olma. Ya peygambere, peygamber Allah diyor ki sakın ha şirk koşanlardan olma. Demek ki bu ihtimal olmazsa der mi? Yani peygamberin şirk koşma ihtimali olmayan bir peygambere böyle bir hitap edilir mi? Tabii ki bu ayet bizimle alakalı. Yani peygamberin vefat etti. Hoş bu ayet Kur'an'dan çıkacak değil. Bizimle alakalı. Ve bize söylüyor, şirk koşanlardan olmayın diyor. Evrensel manada. Aha, buraya da gene geldi. Kul de ya Muhammed bir daha. İnni ehafu ben korkarım. İn asaytu Rabbi, Rabbime isyan etmekten, ihanet etmekten, baş kaldırmaktan korkarım. Azabe yevmin azim, o büyük günün azabı. Rabbime isyan edersem o büyük günün azabı bana çarpar. Ve ben bundan korkarım. Peygamber korkuyor. Bak sen de korkacaksın. Sen de yanlış yapma ihtimalin var ya Muhammed. Ama ben seni tutuyorum. Bu peygamberlerin bizden farkı. Şimdi bunların notları hep pek iyi olduğu için bazı çok iyi talebeler olur. Efendim ben onun notunu kırmak istemem. Yani olabilir yani bir adam yani çocuk hastaydı biraz. Yani hep 10 alan bir çocuğa şimdi gelip de 5 verip de onun notunu kırmanı ne anlar? Bu çocuk notunu kırmayacak. 10 verecek. Bu bir pedagojik uygulamadır ve doğrudur. Çünkü peygamberler hata yaparken Allah müdahale ediyor. Tutuyor. Mesela Yusuf peygamber öyle tutmuştur. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّا بُرْحَانَ رَبِّهِ Bak. Ben diyor, o Züleyha da ona kastetti, o da ona kastetti zina yapmaya, ben tuttum onu. Anlıyor musun? Peygamberimiz de tuttu. Peygamberimiz de neredeyse dine böyle uydurma fetvalar verecekti. Akşam konuştum onu televizyonda. Verecekti. Allah diyor وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْءٍ قَلِيلًا Seni tutmasaydım ya Muhammed neredeyse o müşriklerin dediğini yerine getirecektin. Benim vahyimden uzaklaşacaktın. Uydurma lafla söyleyecektin. Tuttum sen. Bizi kim tutacak? Bizi kim tutacak? Bizim dilimizin hiç şey kemiği yok. Konuş babam fetva ver babam ver. Ver. Bizi tutan yok. Bizi bu tutacak bu. Aha burada. Bu Kur'an'a bakacaksın fetvayı verecek. Bakan yok diyor. Uf çok yoruldum ya. Yoruyor beni bu konu beni yoruyor ya. Bu iş beni yoruyor. Efendim şimdi de onlara Rabbime isyan etmekten korkarım. O büyük günün azabı çok tehlikelidir. Onun için ben dinde yanlış fetva veremem. Olmaz bu dişi. Benden böyle bir şey beklemeyin. Yunus suresi ayet 15. Aa.
Men yusraf anhu yevme idin fekad rahimehu. Kimden Allahu Teala o yanlışı çevirdiyse o gün ona mutlaka merhamet edecektir. Ve zalikel fevzul mubin, bu apaçık bir kurtuluştur. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala'nın merhameti her şeyi kapsamıştır. Vesiat külle şey. Ama Kur'an'da hiçbir ayet yoktur ki Allah'ın gazabı her şeyi kapsamıştır. Böyle bir şey yok. Böyle bir ayet yok. Yani Allah kullarına gazap etmek istemez. Kul kendisi yaptığı amellerle Allah'a der ki, aha ben bu cezayı istedim. Öyle değil mi? İnsanı çekip vuran adam ne dedi hukuka? Dedi ki ben hatun hapse. Bu demek. Sana hukukçu gelip, hakim gelip sana ceza vermiyor ki. Senin yaptığın amellerle sen o cezayı kazanıyorsun kardeş. Hukuk yakandan yapışıyor. İşte Allah da diyor ben kuluma böyle kötülük yaptırma. O kendi yapar cezasını verir. Hukuki cezayı verir. Ama kimi bu yanlış fetvalardan, bu şirkten, şundan bundan uzaklaştırmamışsa ki öyle istemiş efendim, ona mutlaka merhamet etmiştir. İşte bu da kurtuluşun kendisidir. Allahu Teala'nın merhamet ettiği, merhametinin kapsamına aldığı kişi apaçık kurtuluşa, fevz kelimesi, fevz, felah kelimesiyle eş anlamlıdır. Tabi felahın başka manaları da vardır. Ama fevz kelimesi kurtuluş anlamına geliyor. Yani Allahu Teala mahşerde kurtulmanın yolu nedir? Bir, Allah'a teslim olacaksın. Teslim. İki, Allah'a isyan etmeyeceksin. Yani Allah'ın dinine fazla fetva karıştırmayacağız. Karıştırıyoruz biz şimdi. Karıştırıyoruz biz. Biz karıştırıyoruz. Yani biz kurtuluşa eremeyeceğiz. Mahşerde hocalar ayrı top. Akşam televizyonda söyledim. Abi ayrı toplayacaklar. Öyle söylüyor. Ben söylemiyorum. Nerede söylüyor onu? 18. ayet olması lazım. Efendim Hud suresi. Akşam açtım onu, okudum onu. Evet. 18. ayeti mi? Evet. 18. Allah hocama rahmet eylesin. Ha, burada diyor, orada bir toplanacağız. Bir de o büyük mahşerdeki o toplantının dışında o büyük toplantı, o genel kurul. O genel kurul. Tamam. Ayrı bir toplantı yapacağız. Kimlere? Peygamberlere. Ha, onları ayrı sorgulayacağım diyor Allah. Evet. Peygamberlere soracağım. Nerede söylüyor? Maide söylüyor. Yevme yecma'ullahu rusule. O gün peygamberler toplayacağım. Evet. Onlara ayrı soru. Dönecek başkaları da ayrı toplayacak orada. Ayrı toplantı yapacak. Biz hocaları da, din hakkında konuşanları da diyor bu ayette. Ayrı toplayacak. Bu sefer melekler diyecekler ki ya Rabbi aha senin hakkında yalan fetva verenler Allah'ındır. Lanet bunların başına diyecek. Aynı gibi yani. Bakacaksınız ki bir de bayrakta bir duruyor oraya. Ulan oraya ne işi var adam? Ulan bize kaç sene vaaz etti. Ulan buraya ne işi var? Yalan vaaz ettim. Dehşet bir şey bu ha. Ama işe bak sen şimdi. Melekler alacaklar bir sesi gelin buraya gelin. Aha hocam ya Rabbi. Abi ulaike yuğradûne alâ rabbihim. Onlar Rablerine arz olmayacaklar. O Allah'a iftira edip fetva verenler var ya. Ha, onlar Allah'a arz olmayacaklar. İşte ya Rabbi sana yanlış fetva verenler, iftira edenler bunlardır. Ela lanetullahi alel zalimin. Bunlar zalimdir ya Rabbi. Lanet bunların üzerine olsun. Buyurun. Buyurun. Şimdi ha bu ayeti bilen adam konuşur mu? Fetva verir mi? Ha? Ağzına bantı yapıştırmaz mı? Bilmiyorlar ki bu ayet. Bu ayeti bilmiyorlar ki. Zavallı bayraklar Kur'an'la uğraşıp duruyor. Ya böyle fetva verme varken neyi uğraşıp duruyorsun bunlar?
Anladın mı şimdi? Dehşet bir şey. Allah'ın dininde yanlış fetva verenler mahşerde kurtuluşa eremeyecek, Allah'ın merhametinin kapsamına giremez. Olay bu. Şimdi şunu da söyle ya Muhammed, bak iyi ders ver. Bak ben sana ders veriyorum Kur'an Üniversitesi'nde, sen de böyle ders. Ve yemseske Allahu, Allah dokundursa, bir durrin, dokundurmak istese ya, bir durrin bir zarar, bir sıkıntı, darra fiili, zarar bundan gelir, zarar, zarar kelimesi Arapçadır, bu kelimeden türemiştir. Fakat durrin kelimesi aynı zamanda zarar, neye zarar? Psikolojik anlamda bir sıkıntı. Bir sıkıntı. Fela kâşife lehu. Onu giderecek kimse yoktur. Devam. Eğer ben bir sıkıntı kuluma verirsem onu kimse kaldıramaz ondan. Ama vermem. Allah-u Teala ben vermem. Bunu da nasıl dediğini anlatacağım. İllahu. Ondan başkası o sıkıntıyı, o zararı gideremez. Ve yem seske. Sana bir hayrin, bir hayır dokundursa, dokunmak istese, fehu ala külli şeyin kadir. O her şeye kadir. O bütün hayırları o verir. Şimdi burada çok ilginç bizim alimlerin, eski alimlerin işte mezheplere ayrıldığı, kelamda mezheplere ayrıldığı, itikadi mezheplere ayrılmasının bir sebebi de bu. Kulun davranışının ilahi takdir, ilahi fiille ilişkisi nedir? Sınırı nedir? Bunu tayin etmekte çok zorlanılmış ve bundan dolayı mezhepler meydana gelmiş. Halbuki ayet-i kerime bunları çözmüş. Yani hiç lüzumsuz. Kur'an-ı Kerim ayetlerini bir araya getirdin mi o kadar güzel çözüyorsun ki matematiksel çözüyor. Yani böyle şey yok, şüphesi müphesi falan yok. Matematiğin şüphesi yok biliyorsun değil mi? Matematik çok önemli bir bilim dalıdır, bilgi dalıdır. Ona muhtaç olmayan hiçbir bilgi dalı yok. Kur'an bile, Allah bile kendini matematikle anlatıyor. Kul huvallahu ahad, ben bir, bir, bir. Matematik, matematik olmadan Allah'ı bile ifade edemezsin. O kadar önemli bir bilgidir. Çok severim matematiği. Ama oldum ben ilahiyatçı. Başka. Ama ben geometri ve matematiği çok severim. Talebeyken. Efendim. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Burada diyor ki Allah sana bir zararı dokundurmak istese. Bu isteme safhasında konuşuyor. Yani kelimeyi öyle kullanıyor ki efendim altını babdan getiriyor onu. Orada kullanıyor onu. Dolayısıyla ama Allah kuluna kötülük ister mi? Yani Allah kuluna tek Allah'a inan der de onu şirke sevk eder mi? Allah kuluna hırsızlık yapma der onu hırsızlığa sevk eder mi? Allah kuluna başkasıyla alay etme derken la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum derken kendisi kuluna birini birine alay ettirir mi? Allahu Teala kuluna adam öldürme derken ona adam öldürtürür mü? Adam kuluna emanete ihanet etme derken ona emanet ettirir mi? Ettirmem. Ettirmem ben diyor. E bu ayetleri bunu buraya getireceksin kardeşim. Bunlar hepsi Kur'an'da ayet. Bak şimdi Zümer suresi haykırıyor. Zümer suresinin 7. ayeti sarsıyor buraları şimdi. Az daha ileri gitti mi Zümer suresine? Allah kalkana ya. Biz buradayız diyor şimdi benim kafamda. Evet. Şimdi olay şu. Allah-u Teala Nisa suresine diyor ki peygamberimize dolayısıyla bize söylüyor. Efendim
Ya abone bir ayağa kalkacağım. Allah size razı olsun. Geçen akşam anlattım. Geçen gün söyledim de daha ayet okuduk. Böyle doldurun bakayım, safları doldurun. Namazı kılar gibi olun şimdi. Namazı şimdi olun böyle. Arkadan yağmur yağıyor biliyorsun. Hadi doldur doldur doldur. Maşallah maşallah. Barakallah bari. Bak ne kadar yer açıldı. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Dolduranlar öne çökebilir. Sağ olun var olun. Allah razı olsun. Bak dua aldınız ya. Bana biriz dua etse Allah razı olsun dedi. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi Nisa suresine buyuruyor ki Allah ve ma asabeke min hasenetin femin Allah. Bak temel var. Sana güzellikten, iyilikten isabet eden ne varsa Allah'tandır. Ve ma asabeke min seyyiyetin, kötülükten ne isabet ederse femin nefsi, kendi nefsinden. Vay vay vay. İşi çözdüm. İş bitti. İş bitti. Bu kadar kitaplar yazdılar aman Allah'ım. Hiç lüzum yok. Hayat şöyle. İyilik bendendir, kötülük sendendir diyor Allah. Bu kadar basit ya. Şimdi Allah-u Teala kuluna zina etme derken onu zina yaptırır mı? Mahşere gider de Allah'a demez mi ki kul? Ya Rabbi sen yaptırdın bana bunu. Ne olacak? Şirk sen beni koşturdun ya Rabbi. Ben şirk koşmayacaktım ama sen koşturdun beni. Beni niye sorumlu tutuyorsun şimdi? Demez mi? De. İşte onun için burada kul zararı ister, sıkıntıyı ister. İstiyor musun onu? Aha buyur. Sen şimdi kalkar da hanımını döversen, kavga edersen ailede sıkıntı başlar. Problem başlar. Sen yaptın bunu da. Şimdi Allah senin elini kaldırıp da hanımına vurdurmadı ya. Halbuki Yunus suresinde geçen televizyonda anlattım onu. Orada buyuruyor ki Allah-u Teala bir kimseye sıkıntı dokunduğu zaman diyor. Bakınız. Aha. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرُّ Sıkıntı insana dokunduğu zaman. Yani sıkıntı fail burada. Sıkıntı kendisi dokunuyor insana. Peki o sıkıntıyı kim üretiyor? İnsan. İnsan üretiyor onu. Toplumsal hayatta birbirimize sıkıntı üretiyoruz. Her yerde sıkıntı var. Siyasette sıkıntı, ekonomide sıkıntı, ailede sıkıntı, üniversitede sıkıntı, sıkıntı oldu sıkıntı. Ya düşün ki bir çocuk bir zamanlar üniversiteye giriyordu, başı örtülü okuyordu. Ha, geldi bir gün dediler ki içeri giremez. Niçin? Başını açacak. O da ağladı, döndü oradan geri. Ya bu sıkıntı değil. Bırak benim kızımı almıyorsun üniversiteye. Vatandaşım. Kızın okuyacak, almıyorsun onu. Bu nedir? Bu bir insanın tahsil hakkını elinden almak arş-ı alayı titretir ya. Böyle bir şey var mı ya? Ya bir örnek veriyorum ya. Nereye gitsen sıkıntı kardeş. Üniversitede sıkıntı. Herkes bir telden çalıyor. O bir ideoloji, o birisi başka bir ideoloji filan. O biri kumar oynatıyorlar çocukların üzerine, gençlerin üzerine. Herkes benim adamım, benim onun adamı filan. Benim ideolojimin kulları. Herkes mürit arıyor, mürit. Evet. Bu sıkıntı işte. Üniversite bu sıkıntı. Bu sıkıntıdan dolayı dünyada 500 üniversitenin içerisinde bir üniversite sokamadım. Çünkü hocalar birbirine sıkıntı üretiyor. Hocalar talebelere sıkıntı üretiyor. Talebe hocasından sıkıntı üretiyor. Üretiyor kardeşim. Bu sıkıntıdan dolayı araştırma yapıp da üretemiyoruz ki, bir düşünce üretemiyoruz, bir şey yapamıyoruz ki kardeşim ya. Şimdi burada ama üniversite olduğu zaman çok iyi konuşurum. Biliyorum onu çünkü. Arada konuşuyorum. Siyaseti bilmem ama siyasetin sıkıntısını da görüyorum yani. Ekonomiyi de görüyorum. Şimdi burada dün geçen ne dedim ha burada hutbede?
Nisa suresinin 33. ayetini okudum, manasını verdim. Aile hakkında nikah konusunda konuştum. Ne dedim orada ben? Gençleri evlendirin. Ben size verdiğim maldan onlara verin. Ola ki fakirdir. Demedim. Verin. Yoksa vermezseniz gençleri zinaya zorlarsınız. Demedim. Hayır. Ben de onun üzerine demedim mi ki bir hoca olarak, bu memlekete yön veren bir adam olarak. Ne dedim? Bu ayetin bulunduğu Kur'an-ı Kerim'e inanan, tatbik eden bir Müslüman ikinci kez hacca gitmez demedim. Bu bir bilinçtir. Bu Müslümanlığın doruk noktasıdır. Müslüman farz ibadetleri ayırır. Nafile mi, bir genci evlendirmek mi daha önemli? Adam benim arkamdan dedikoduyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Ya ben sana yön veriyorum, ben sana aydınlatıyorum, sana ışık veriyorum, ışık! Ayetle veriyorum bunu. Sana ibadetin önemini anlatıyorum. Kur'an'dan bir ayet okumasından aciz, gelip benim arkamda konuşuyor. Bana gel konuş, bana. Delikanlıysan bana konuşacaksın. Delikanlı böyle. Senin büyük hocalığın var. Sen benim yanlışımı efendim buluyorsun. Bu kadar büyük hocasın sen. O zaman gel güreşebiliriz. O zaman minderde güreşebiliriz. Ama yakışmıyor. Müslümana arkadan konuşmak yakışmıyor. Kimseye yakışmıyor. Anladın mı? Ben size akıl veriyorum. Bu budur. Bu budur. Bunu bilmezsen buraya getirmem. Çünkü mahşerde ben o Allah'a yalan iftirada bulunan hocaların arasında lanet olur bana. Ben bunu biliyorum, bilincindeyim. Burada ne konuştuysam meleklerin yazdığı bilincindeyim. Bunu bilin. Size yanlış bir şey söyleyemem. Benim günahım geometrik çoğalır. Bak bu kadar cemaate yanlışa yönlendirmek ne demek ya? Ne demek bunu? Vebalini ben nasıl kutladım? Ben nasıl olmaz böyle arkadaşlar. Ben bir şey söylüyorum. Ayetten bir şey anlatıyorum. Bana gelip sarılması lazım hocam. Bravo sana. Bunu bravo sana diyenler var. Bunu bu ayeti televizyonda anlattım. Ne demektir? Bir Müslüman nafile bir ibadet mi yapacak? Farz ibadet mi yapacak? Farzı yapacak. Burada bu kadar insanların fakirlikten dolayı evlenemeyen gençler var. Kardeşim. Hangimiz bir delikanlıya yardım ettik, evlendirdik onu da ev sabbak sahibi yaptık ona ha? Sonra zina olur. Olur tabii. Öyle diyor ya. Ve la tükrihu feteyatikum alel birgâi diyor. Ben demiyorum. Gençlerinizi zinaya zorlamayın diyor. Sen 20 defa hacca gidersin, paraları oraya harcasın, beriden efendim vatandaş zina yapar, işte sen zorlamış oldun diyor Allah-u Teala. Bu kadar açık. Ya ayeti bilmezsin, konuşursun arkamdan, yapma bu işi. Evet. Neyse, ben onu yapan, o dedikodu yapan affet. Ama bir daha delikanlı olarak gelsin benimle konuş da kardeşim, bana sor da. Bana sor, buradayım ben ya. Ben kimseden kaçmıyorum. Orada gidiyorum, sohbet ediyorum. Sorular soruyorsun, cevaplandırıyorum. Buradayım. Burada Bayraktar Hoca size saf bilgi vermeye çalışıyor. Damıtılmış. Damıtılmış bilgi vermeye çalışıyor. Bu damıtılmış. Ben değil. Beni bırak. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer şayet ben sana bir zarar vermek istesem, kim bunu giderebilir benden başka? Evet. Kim? O zaman bir sıkıntın varsa gideceksin, Allah'a yalvaracaksın. Ölüyü değil, türbelere değil. Biz şimdi öyle yap. Sıkıntımız için çocuğumuz olmuyorsa, evlenemiyorsak, şunu yapamıyorsak, bunu yapamıyorsak gidip türbelerden yardım diliyoruz. Şirk. Sıkıntını Allah'a sunacaksın. Bana, onu giderecek tek güç benim. İstisna cümlesi kullanıyor. Ramazan Bey anlıyor. Arapça bilen ha. Şey burada. Nerede bizim hoca burada. Efendim. İstisna cümlesi kullanıldı mı? Arapçada vurgu var. Önem var. Burada bak ne diyor? İllahu.
Sadece ve sadece ben. Başka kimse olamaz. Ha, benim seske bir hayrın. Sana bir hayır düşündüğüm zaman, bir dokundurduğum zaman, fehu ala külli şeyin kadir. Her şeye kadirim yeter benim, gücüm yeter. Ya bak, şeyde kullanmadı ona, şerde, fakat hayırda her şeye gücüm yeter dedi Allah. Bu ne demektir? Ben kuluma her zaman iyi düşünürüm. Ben kulum için iyi isterim. Benim muradım hep iyiden yanadır. Kötülükten yana değildir. Olamaz. Yani Zümer suresine diyor ya Allah-u Teala mesela. Şimdi oraya gittiğimiz zaman efendim in tekfuru fe inna Allah'a ganiyun ankum ve la yerla li ibadihil küfr. Bak ayet çözüyor. Ne diyor? Eğer siz inkar ederseniz فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيُّنْ عَكُمْ. Ben sizden uzağım. Ben yokum o inkar işinde. O inkar işinde ben yokum. Bak işte. وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْلَهُ لَكُمْ. Eğer inanırsanız, yani şükredersiniz burada, inanmak anlamına geliyor. Eğer inansanız ben sizden razı olurum. Benim rızam daima iyiden yanadır. Benim rızam kötüden yana olamaz. Şimdi ve huvel kahiru fevka ibadi, o kullarının üzerinde otorite sahibidir, hükümranlık sahibidir. Kahir kelimesi burada hükümranlık, otorite manasına geliyor. Efendim kahhar kelimesi de bundan geliyor, sıfat kahretmek anlamına geliyor ama aslında burada efendim otorite sahibi, idare eden, yöneten ve huvel hakimul habib. Ezan mı okundu? Biz de ayeti bitirdik, okundu ha. Ve huvel hakimul habib. O hakimdir, habirdir. Hakim olan, habir olan Allah'tan bu fermanları size veriyorum. Bu imzadır yani. Ayetin sonuna gelen sıfatlar, hocalar bunu bilsinler, Allah'ın imzasıdır. Mührüdür. Yani la teşbih. Teşbih de hata olmasa, başbakan bir ferman gönderir valilere, bakanlara gönderir. Altına mührünü vurur. Başbakan falan diyor. Allah da bu fermanı gönderiyor. Hakim olan, habir olan Allah'ın fermanıdır. İmza. Bunun başka bir anlamı daha var bu ayetlerin sonundaki bu sıfatların. Ayetin içeriğine göre, içeriği hangi anlamdaysa ayetin sonuna o sıfatı koyuyorlar. Hakimim ben, her şeyi yerli yerinde yaparım. Habirim, her şeyi haberini alarak yaparım. Her şeyden haberdarım ben. Dünyada olan her şeyden haberdar, bilgim var. Alim, bazı yerlerde alim de bilir, her şeyi bilendir. Bilgisiyle, haberi olarak ve hakim sıfatıyla işini yerli yerinde yapmak anlamına gelir. Hakim olan Allah kullarına karşı otorite sahibidir. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Eski filozoflar, Eflatun, bizim Fahar abi derler ki devleti idare edecek olacak adam filozof olması lazım. Baba. Ben derdim ya adam deli mi ya? Yani biz bu araştırmaları yaparken Farabi üzerinde bir kitap yazdım. O da hikmet sahibi olması der Farabi. Allah Allah. Ne demek bu yani şimdi? Yani filozofu devlet başkanı mı yapacağız? Böyle bir şey mi var? Ha, bunları öğrenince dedim ki haklıymış adamlar. Ya ne kadar dehşet düşünmüşler ya. İşini yerli yerinde yapamayan adam devlet başkanı olamaz. İşini, yaptığı işi bilmeyen, ondan haberdar olmayan bir adam başkasının dedikodusuyla idare olunmaz. Sen kendin haberdar olacaksın, bileceksin o işi. Anladın mı? Ha, bu ne diyor? Otorite böyle olur diyor. Allah.
zaman dedim ki ben ya Allah'ın ya hikmeti. Bu adamların aklı Kur'an'a akıyor yani. Bağımsız akıl, özgür akıl düşününce kim olursa olsun, işte kafir olsun, özgür akıl Kur'an'a akar. Aklın irmağı Kur'an'a doğrudur. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan kulların neresine fark ettim. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslimin müftülüğümüz bu Tevbe suresinin 100. ayeti kerimesinden bugünkü hutbenin verilmesini istemiş, konuyu belirlemiş. Ben kendi üslubumla bu hutbeyi ilan etmek istiyorum. Yüce Allah muhacir ve ensarın hayırda, iyilikte, güzellikte yarışmalarını anlatıyor. Bir yarışma. Müsabaka kelimesi bu kelimeden geliyor. Bu ayetin ilk kelimesi. Vessabikûne musabıklar, yarışmacılar, yarışanlar. El evvelûne birinci, yarışmada birinci gelenler. Bak bak bak. Bir kişi birinci gelmiyor da birçok kişi birinci geliyor. Aynen böyle. Yani manevi yarışmadan bahsediyor Allah. Manevi yarışmada da olimpiyatlar var. Evet. İşte müsabakayı önde bitirenler diyor. Aynen ifade bu. Yarışmayı önde bitirenler. Kim? Minel muhacirin ve muhacirlerden ve ensari ve ensardan, Medine'nin yerlerinden. Yani gerek muhacirler ve gerekse Medine'nin yerleri, ensar, çok çok hayırsever anlamına geliyor ensar kelimesi. Peygamberimize kucağını açan, Medine'de Müslümanlığın yayılmasına yardım eden, çok yardımsever anlamında ensar ifadesini kullanıyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar yarışmışlar. Ve yarışmada, manevi yarışmada birinci gelmişler. Musabıklar diyor. Önce musabık. Birinci bitirenler. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَانٍ İhsanda, güzellikte, iyide, hayırda onlara tabi olanlar. Bu sefer bizi buraya geldi. Yani o muhacirler, peygamberin sahabesi ve ensarın ipi göğüslediler diyor. Ama diyor kıyamete kadar da öyle Müslümanlar gelecek ki onlar da yarışacak. Onlar da ipi göğüsleyecekler. Onlar da müsabakayı birinci bitirecekler. Bu ne demek? O nefis denen, o nefis denen, o güreşi yenmek, o cihatta nefisle savaş cihat ya, onu yenmek minderde büyük bir zaferdir bu. Buna altın madalya var. Bakın ne buyuruyor. Bunlara ne var biliyor musun diyor Allah? Bunlara. Ben bunlardan razıyım. Onlar benden razıdır. Allah Allah Allah. Ne demek kulun Allah'tan razı olması? Kul kim? Ama öyledir diyor. Ben onlardan razıyım, bu musabakalarından madalyalarını vereceğim. Ama onlar da verdiğim o ömründe onlar da razı olacak benden. Ve altlarından akan bir mak cennete koyacağım. Bir maklar akan cennete koyacağım. Ödülü böyle.
Allah'ın rızasını kazanmak değerli Müslümanlar en büyük ödüldür. Cennetten çok daha yukarıda. Çünkü onun için ibadetlerimizi Ya Rabbi beni cennetine koy diye namaz kılmayız. Ne diye niyet edelim? Senin rızan için. Ha! İbadetler zirve. Zirve niyet budur. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazandım. O arada cennette geliyor. Hepsi geliyor. Demek ki değerli kardeşlerim, sahabenin, muhacirlerin ve Medine'nin yetkileri bu Kur'an-ı Kerim'de anlıyor. O kadar güzel hayırla yarıştılar ki, yaptıkları iyilikle yarıştılar, yaptıkları davranış aşağı alemde Nehri Mahmud'dan ayet olarak geldi. Evet. Bunları Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de anarken o vellezine tebeuhum o muhacir ve ensara tabi olanlar dediği kısım var ya, orası da bizimle alakalı. Bizimle yarışın diyor. Bak yarışanlar olmuş. Birinci gelmişler. Senin baban altın madalya aldı. Senin ne aldın? Sen şükürdün. Olmaz. İnşallah biz de onları tabi edeceğiz. Biz de o manevi yarışmayı kazanacağız. Ve ipi önce göğüsleyelim. Allah hepinizden razı olsun. Vesselam aleyküm.